O gün itibariyle cimri başkandım ben. İşte kızıma, işte bizim damadı istemeye gidelim, kızı sen ister misin bilmem, iyi pazarlık yapıyan bir adam imajındaydım. Türk ekonomisini yönetsin denilen bir adam imajındaydım. Maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın durumundaydım. Ve paralar nereye döndü? Nasıl oldu bu iş? Yani soru şu. Nasıl oldu bir bu 3 ayda 4 ayda bu noktaya gelebildik biz? Yani bir anda o durumdan 4 ayda bu duruma geldik. Hangi sihirli eldeydi bu Beşiktaş kulübüne? Yani ne oldu? Esas konunun özü orası. Peki biz dedik ki genel kurulda, divan toplantısında, Beşiktaş'a bizim yönettiğimiz dönemde gelen paraları alt alta üst üste, harcanan paraları alt alta üst üste 2-3 defa anlattık. Fakat anlattığın algıyı yıkmıyor.